Sayın seyirciler, manda sütü inek, koyun ve keçi sütü ile kıyaslandığında 2 kat fazla kalsiyum ve protein içeriyor. Üstelik kolesterol oranı düşük. Manda sütü ve yoğurdunun faydalarına bakıyoruz şimdi. İnek sütüne göre daha az bulunuyor ama faydası saymakla bitmiyor. Manda sütünün inek sütünden farkı nedir? Bunun her şeyi orijinal. Sütü çok kıymetli. Hem yağ oranı hem kolesterol bakımından diyorlar. Bir inek günde 30 litreye yakın süt verirken mandanınki 7 ila 8 litre arasında. Az miktarda elde edilen o süt çok değerli. Biz onları manda olarak tanıyoruz ancak köylüler onlara camış diyorlar. Manda sütünün faydaları saymakla bitmiyor. İnek sütüne göre farkı biraz daha renginin beyaz olması ve içerisindeki yağ oranının 2 kat daha fazla olması. Ancak yağ oranı fazla olsa da manda sütünde kolesterol düşük olduğu için sütleri çok kıymetli. Diğerlerine göre kalsiyum ve protein miktarı %50 daha fazla. Kolesterol seviyesi ise düşük. Manda sütünden yapılan yoğurt daha sert ve lezzetli. Manda yoğurdunun inek yoğurduna göre farkı biraz daha sert ve kalıp şeklinde olması. Elimizde manda yoğurdunun olduğu çömlekler var şu anda. Biz de o çömlekleri şu anda ters çevirdik. Sallasak dahi çömleklerdeki yoğurdun yere düşmediğini görüyorsunuz. İşte bu da manda yoğurdunun ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Kaymağı olsun, sütü olsun, yoğurdu olsun yani şekersiz tüketilebiliyor. İnek yoğurduna göre daha yağlı ve daha sert oluyor. Bunun içerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Sırf manda sütünden yapılıyor. İçerisindeki vitamin ve faydalı yağlarla tam bir sağlık deposu. Çocuklar için anne sütü kadar yararlı. Bunu anneler daha çok tercih ediyor. Çorbalarına, yemeklerine veya daha çok hani meyve falan karıştırıp veriyorlar. Çoğu müşterimiz öyle yapıyor. Manda sütünü konuştuk, yoğurdunu konuştuk. Sıra geldi işin kaymağına. Diğer inek kaymaklarına göre hem lezzeti daha yüksek hem de içerisindeki kalsiyum oranı daha fazla. Bu kaymağın İnek kaymağına göre farkı nedir? Her şeyle rengiyle farkı, fiyatıyla farkı, lezzetiyle farkı, her şeyde kocaman fark var. Onlar sarı olur, bunlar sakız gibi beyaz olur. Mandanın kendi siyahtır ama ürünü beyazdır. Lezzet farkı çok. Bu da manda sütünden yapılmış tereyağı rengiyle kendini belli ediyor. Yemekler için lezzet, vücuda şifa kaynağı. Mandanın tereyağında kolesterol yokmuş. Yiyeceksin onu, bir de öbürünü, o zaman farkı iyi belli olur. Tarifle pek olmaz.